Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma insansız savaş uçağı için seri üretim çalışmalarının başladığını açıkladı. Teknofest kapsamında Roketsan tarafından Hisar Test Merkezi'nde düzenlenen roket yarışmasında açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın süpersonik versiyonuna ilişkin Selçuk Bayraktar, önümüzdeki yıllarda o varyantını da tasarlıyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor ama Kızıl Elma A dediğimiz ilk varyantı, süpersonik olmayan varyantını şu anda üretime hazırlıyoruz diye konuştu. Yapay zeka ile insansız hava araçlarına yönelik çalışmalardan bahseden Selçuk Bayraktar, şunları söyledi. Platformlarımızda hem durumsal farkındalığı hem de uçuş emniyetini arttırmak için ileri düzey algoritmalar dediğimiz, bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürütüyoruz. Ama bu çalışmalar, insanı tümüyle özellikle silahlı platformlarda devreden çıkartacak şekilde değil. Uçuş emniyetini arttırmak, aynı zamanda uçağın çevresini görüp, anlamasını sağlayacak algoritmalar üzerinden daha çok çalışılıyor. Elbette insansız hava aracı platformlarımız için daha çok bu çalışmaları yürütüyoruz ama bir yandan da Cezeri dediğimiz uçağın arabamızı hazırlıyoruz. Geleceğe yönelik buradan geliştirdiğimiz teknolojileri de bu platforma aktarmış olacağız. Öte yandan ihracat faaliyetlerini sürdüren Baykar, şu ana kadar 30 ülkeye Bayraktar TB2 ve 7 ülkeye ise Akıncı TİHA'nın ihracatını gerçekleştirdi. Azerbaycan başta olmak üzere bir dizi ülke ise Kızıl Elma ile yakından ilgileniyor. Kızıl Elma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, motorlu ve özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır. Bayraktar Mius için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştı. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştı. Bu tarihte Bayraktar Mius'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bayraktar Kızıl Elma'nın gövdesi, stealth teknolojisine uygun olarak tasarlanmaktadır. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlanmaktadır. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri sayesinde Kızıl Elma'nın yüksek manevra kabiliyetine kavuşması hedeflenmektedir. Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülkeler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. En eski kaynaklardan başlayarak Kızıl Elma tabirinin nereden geldiği açıkça belirtilmeksizin erişilmesi istenen ülkü, elde edilmesi amaçlanan muhayyel yer anlamında kullanıldığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar, tabirin köklerinin uzak doğuda mitolojik çağlara kadar uzandığını ortaya koymaya çalışırken bir kısmı da insanlık tarihi kadar eski olan bu motifin batı dünyasında da mevcut olduğunu belirtir. Kavram zamanla, gerçekleştirilmesi düşünülen idealleri ve zapt edilmesi gereken yerleri belirleyen bir sembol haline dönüşür. Orta Asya'da Oğuz Türkleri için Kızıl Elma, hangi yöne giderlerse gitsinler hedefleri ve kazandıkları zaferin adı haline gelir. Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini almıştı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. Baykar'ın %100 öz sermayesi ile çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TCÖZEB kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.